Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. 2021 Eylül aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, Eylül ayında ev, yuva alanları ve kariyer alanlarınızdaki hareketler özellikle öne çıkıyor. Biraz daha enerjinizi, iş ve geleceğiniz ve kariyer beklentilerinizi ay boyunca yönlendirebilirsiniz. Ayın konu başlıklarına bir bakalım. Başak Burcu'nda yeni ay doğacak 7 Eylül'de. 21 Eylül'de Balık Burcu'nda Dolunay var. Mars ayın 15'ine kadar Başak Burcu'nda, 15'inden sonra Terazi Burcu'na geçiyor. Ay boyunca Merkür Terazi Burcu'nda olacak ve 27 Eylül'de gerilemeye başlayacak. Evet, detaylara bakalım. 22 Eylül'e kadar Güneş Başak Burcu'nda olacak ve Mars da ay ortasına kadar Başak Burcu'nda. Özellikle kariyer konuları ve toplumdaki statü alanınız, görevler, sorumluluklar veya ailevi konular, mesuliyetler öne çıkarken, burası aydınlanırken Güneş tarafından enerjiniz de buralara daha fazla yönlendiriyorsunuz. Mücadele alanınız daha çok iş ve kariyer konuları görünüyor. Biraz hani aile büyüklerinizle ya da üstlerinizle ya da otorite figürlerinizle zaman zaman mücadeleler de olabilir. 1-5 Eylül arası Mars-Neptün karşıtlığı var. Bu işte üstlerle ilişkiler, otorite figürleriyle ilişkiler, aile büyükleriyle ilişkilerde biraz zorluklar yaratabilir. Kariyer konularında da bazı belirsizlikler ve biraz hani melankolik etkiler ya da kaygılar, endişeler üretebilir. Genel sağlığınız da etkileyebilir tabii ki. Yani ruhsal, bedensel, zihinsel. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Çalışma ortamlarınızda, evinizde, yuvanızda, güvenliğinize, konforunuza, özellikle sular, sıvılar, gazlar, buralardaki yapılara daha temkinli yaklaşmakta fayda var. 7 Eylül'de Başak Burcu'nun 14 derecesine yeni ay doğacak. Evet, her yeni ay yeni olasılıkları gündeme getiriyor. Yeni hedefler, yeni projeler, geleceğe dair yeni umutlarınız var. Tabii ki bu iş ve kariyer konularınızda bazı yeni kapılar açabilir size. Kendi içinde bence güzel bir yeni ay bu. Uranüs'ün de güzel sürprizleri var. Ayrıca Venüs ve Jüpiter'in üçgen açısı da aktifleşiyor yeni ayda. Venüs-Jüpiter üçgeni de çok şanslı ve verimli bir açıdır. Ve bu işinizle ilgili güzel kapılar açabilir size. Ve kariyerde özellikle yaptığınız çalışmaların, harcadığınız emeklerin karşılığını alabilirsiniz. Statünüzde, görevinizde bir değişim, toplumdaki duruşunuzda belki bir güçlenme, bir başarı, bir şöhret, belki bir dikkat çekme söz konusu olabilir. Evlilik gibi, ortaklık gibi biraz ilişkilerle, ilişki dinamikleriyle de bağlantılı statü ve kariyer alanlarımızda değişimler olabilir. Hatta bazen yer değişimleri, taşınmalar da etkili olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 14 derece ve yakınlarındaysa ve kişisel haritalarınızda yine özellikle toprak elementlerinde değişken burçlarda böyle bir gezegen etkiniz varsa, o zaman bu tesirler artacaktır. Yani daha güçlü bir şekilde bu bahsettiğimiz konuları, yeni ay etkilerini deneyimleyebilirsiniz. 6 Eylül ile 21 Eylül arasındaki dönem yeni ay tesirleri gündemimizde olacak. 12 ve 13 Eylül'de ay ilk dördün fazında, aynı zamanda Güneş-Neptün karşıtlığımız etkinleşiyor. Bu iki gün biraz belirsizlikler var. Bu iki gün ailevi konular, kariyer konuları, geleceğinize ait konularda biraz objektif olmaya çalışın. Çünkü çok idealist ve hayalci de olabilirsiniz. Ya da belirsizlikler sizi etkileyebilir. Biraz böyle melankolik hissedebilirsiniz. Aldatılmalara, yanılgılara açık olabilirsiniz. Özellikle bu iki gün daha dikkatli ve daha temkinli olmakta fayda var. Ay boyunca Merkür Terazi Burcu'nda olacak. Özellikle aslında bilgi paylaşımının, iletişimlerin, arkadaş çevremiz, birlikte yapılan işler, organizasyonlar, ekip çalışmalarında daha aktif olabileceğini gösteriyor. Ayın 15'inden sonra Mars da teraziye geçeceği için bizim için böyle sosyal çevre, arkadaşlar, ekip çalışmaları, yine organizasyonlar daha güçlü bir şekilde enerjimizi alacak aslında. Belki buralarda daha aktif olacağız ve belki buralarda biraz daha yönetici olabiliriz, liderlik yapabiliriz, inisiyatif alabiliriz. Özellikle arkadaş grupları içerisinde bir şeyleri organize etme, yönetme anlamında daha aktif olabiliriz. Ayın 21'inde Balık Burcu'nda Dolunay meydana gelecek.
Sizin için tabii ki önemli bir dolunay, tam dördüncü evinizde daha özel hayat, ev, yuva temaları, aile temalarına işaret ediyor. Ama dolunaylarda güneş ay karşıtlığı vardır. Biraz böyle gerilimler, çekişmeler de olabilir. Aileyle kariyer arasında, işte duygusal konularla sorumluluklar alanında böyle bir çekişmeler olabilir. Ve önemli dönüşümler, farkındalıklar da olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 28 derece ve yakınlarında güneş burcunuz ve yükselen burcunuz bulunuyorsa tesirler artacaktır. Dolunay tesirleri artacaktır. Bir yer değişimi, belki bir işte ev yuva temalarıyla ilgili dönüşümler olabilir bunlar. Ev değişimi, taşınma, emlak alma, satma, evlilik, ayrılık, işte işimizle ilgili yine yaşadığımız mekanları, çevreyi değiştirebilecek etkiler olabilir. Bazen ebeveynleri de etkiler tabii ki, annemiz, babamız, onların genel durumları, onların sağlıkları, düzenleri, onlarla ilişki dinamiklerimiz. Bunlar daha fazla görünür hale gelebilir, gündemde olabilir özellikle Dolunay döneminde ve 21 Eylül, artık Eylül'ün son günleri ve 6 Ekim'e kadar olan dönem bu balık dolunayı tesirleri etkili olacak. Siz daha duygusal, daha hassas olabilirsiniz, daha içe dönük olabilirsiniz. Biraz hani geçmişinizi daha duygusal anlamda, özellikle aileyle ilgili konuları daha sezgisel, daha duygusal, belki daha fedakarca ele almanız da mümkün olabilir. Ayın 27'sinde Merkür gerilemeye başlıyor Terazi Burcu'nda. 22 Eylül'de Güneş Terazi Burcu'na geçecek. Evet, Güneş Terazi Burcu'nda sizi destekleyen bir enerji verecek. 11. evinizde parlamaya başlayacak. Yeni projeler, yeni gündemler, yeni insanlar, çevreler anlamına geliyor ve her türlü ilişki, sosyal etkileşim daha aktifleşecek ki bunlar Ekim ayında da aslında güçlü bir şekilde devam edecek. Merkür gerilemeye başlıyor. Bu önemli tabii. Bu yıl Merkür Terazi Burcu'nda 19 Ekim'e kadar gerileyecek. 19 Ekim'de düzelecek ve 5 Kasım'a kadar Terazi Burcu'nda tekrar ilerleyecek. Şimdi Merkür gerilerken özellikle iletişim ve ilişki alanlarında doğal olarak biraz burada yavaşlamalar, biraz sorunlar, gecikmeler yaratabiliyor. O yüzden önemli konuşmaları, görüşmeleri, anlaşmaları 27'sine kadar tamamlayın. 27'sinden sonra biraz geçmiş konular aktifleşecek. Bu Merkür Retrosu daha çok sosyal alanda olacağı için özellikle ilişkilerde, arkadaş ilişkilerinde, sosyal faaliyetlerde nostaljik etkiler de getirebilir. Yani uzun süredir görmediğimiz kişilerle, iş arkadaşları, okul arkadaşları, belki biraz romantik ilişkiler, hani bunlarla bağlantılarınızı da tekrar gündeme getirebilir, sürprizler getirebilir. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz.
Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.